Aç gözünü. Öğren gerçeği. Ben çıktım. Hayır, yanlışlık var. Yanlışlık var, o değilim ben. O değilim. Çıkarın beni. O değilim ben. Açın. Çıkarın beni. Aç kapıyı. Ezel. Ezel mi? Ezel. 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 Cengiz. Geçti ortak. Geçti, uyan. Oda servisi yok mu burada? Sen ayarlarsın bir şeyler, ne olacak? Ben o değilim, çıkarın beni buradan deyip durdun. Kim değilsin sen? Bilmem. Sen herhalde. Görüyor musun ya şu kızı? Azadı, nasıl işletti hepimizi. Ama ben var ya ona... Cengiz, sen şimdi hiçbir şey yapmıyorsun abi. Niyeymiş o? Sen nerede olduğunu farkında mısın? Ramiz'in ülkesindesin. Sen şimdi kendini de koruyamazsın, dışarıdakileri de. Yapar mı onlara bir şey? Olay şu, kafanı indireceğim, önce bir bekleyeceğim. Kimseye bir şey söylemiyorsun. Dayının iyiydi, fena kuvvetli. Onu kışkırtmıyoruz şimdi. Doğru Gülsün. Bekleyelim de bir elini görelim bari. Aman hocam, ne yapıyorsun ya? İçimden mi geçeceksin? Sen nerede olduğunu anlamadın hala. Ortak, bunlara pamuç bırakırsan adamı alırlar. Biz de biliyoruz yani. Bak, bu dünyanın adamları başka. Baksana bir etrafına. Şu gardiyanlara baksana bir. Bir saniye ayırmazlar gözlerini. Burada oyunun kuralları başka Cengiz. Ortak, sen daha önce girdin mi ya buralara? Yoksa bana anlatmadığın bir şeyler mi var? Ha? Var tabii. Senin bana anlatmadığın bir şeyler yok mu? Var. Ha? Ben olayımı buldum. Gel, gel. Benim dünyama gel. Merhabalar. Var mı yer? Ne koyuyorsun ortaya? Ben ödünç iki sigara veririm buna. Cengiz, burada kumar oynanmaz. Ha, orada dur biraz. Cengiz Atay her yerde oynar. Bırak da bildiğimiz bir şey yapalım ya. Merak etmesen bir şey olmaz. Güven Cengiz kardeşine. Şimdi başlıyoruz, tamam mı abi? Var mısın? Hem de nasıl? Al. Evet arkadaşlar, bu da benim kapanış hareketimdir. Biliyorum, biliyorum, çok adice ama iyiyim, ne yapayım ya, çok iyiyim. Ne?
Dur bir hele sen. O ne? Ne? O altındaki ne senin? Sen bizi kelek mi sandın? Benle ne alakası var ya? Düşürmüş biri. Uyanıksın demek sen. Bakalım ağzını burnunu dağıtınca da uyanık kalabilecek misin? Tutun ş**. Götürün buraya. Bırakın. Bırak. 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 Çok sıkıyorum imanı. Ramiz dayının selamı var canım. Benden de selam söyledi. Bıraktım seni. Gidebilirsin. Bırak. Bırak. Abi şimdi olmaz anlar. Bırak dedim. Bırak da. Gitmeyeceğim. Daha mı istiyorsun ha? Yeter! Açın lan! Açın lan! Cengiz! Burada işler öyle yürümüyor. Emirleri senden almıyoruz. Açın lan! Ne yapıyorsun lan sen? Yedirdin mi? Yedirdim onu lan! Yedirdim! Ne kadar kalacak burada? 1-2 saate kadar başlar yalvarmayı arkadaşın. Sonra biz bakarız cevabına. Ortak! Ben buradayım ha. Bir şey istersen. Çabuk çık ha. Çok kalma orada. Thank you.
çağırmadı mı? Vurmadı mı lan kapılara? Oğlum ölmüş olmasın lan bu. Aç bakalım kapıyı. Bitti mi? Götürün. Bırakın odasına. Sen kaç saattir buradasın biliyor musun? Tahmini 26 saat. Arada siz de yapmalısınız. Öyle bir durmak iyi geliyor insana. Ablam mı söyledi buradayım diye? Yo. Ben olsam ne yapardım diye düşündüm. Giremiyorum da içeriye. Ağlarım falan şimdi moralimi bozarım diye korkuyorum. Biraz yakın olayım dedim bari. Döneceğim birazdan. Üzme kendini. Ezel bu. Çıkar birkaç güne. Yakın olacağım diye suç işledi, hapse girdi. Ne kadar çok seviyormuş Cengiz abiyi. Çok. Çok sever. Şu günler bir geçse, gerçek katil bir yakalansa başka hiçbir şey istemiyorum. Yok, galiba istiyorum. Çürüsün o hapiste, ölsün hatta. Ya bir insan niye birini öldürür ya? Vardır bir sebebi. Halime bak, hapishane kapılarında bekliyorum. O ne? Ben merak etmeyeyim diye yazmış. Oradayken bile sevgilisini düşündüm. Sevgilisini? Olmuyordu hani o iş. Oluyormuş. Yani seninle konuştuktan sonra bazı şeyler değişti biraz. Haberim yoktu benim. Bak ne yazıyor. Ben de okuyorum. Çok özür dilerim Ali. Yok yok, sorun değil. Oku bakayım. Rahatsız olursun diye dedim. Ya alışacağız artık bunlara. Arkadaş değil miyiz? Oku bakayım. Onca karanlığı bir tek senin yüzün aydınlatıyor. Her şey güzel olacak. Mümkün mü bu? Seni düşününce insan mutlu sonlara inanıyor. Arkadaşın kafası karışmış biraz. Şimdi de hidayete vermek istiyor seninle. Of Ali, bilmiyorum. O da bilmiyor belli ki. Ben veremiyorum cevabı. Ama sen hayalimde mümkün diyorsun. Benimle gelirsen mümkün. İçeri girince söyleyeceğim ben de. Mümkün. Ya hayatta her şey mümkün tabii. Olabilir. Çıksın da baksın artık imkanlarına. Hoş geldin. İyi misin? Gitmişsin revire. Gittim. Aspirin verdiler. Ezel. Sen olmasan ne yapardım ya? Ciddi söylüyorum lan. İki haftaya çıkıyorsun buradan ama olsun. Benim için girdin içeri ortak. Nasıl bir şey ya bu? Sen de benim için yapardın. Yok ortak. Yapmazdım. Senin şu kan kardeşin Ömer. O da böyle bir yere girdi değil mi? Gidebilsen gitmez miydin peşinden? Giderdim. Gitmezdim. Gitmedim. Yapacağım bir şey olsa yapardın ama değil mi? Yani ben de seni tanıyorum artık biraz Cengiz. Sen de arkadaşlarını yalnız bırakacak bir adam değilsin bence. O zaman beni pek iyi tanımamışsın ortak. Ömer var ya. Bundan bayağı daha boktan bir yere girdi. Kaç sene bakayım? 6-7 sene.
8. Mert söylemişti. Bir gün bile gitmedim yanına. Niye? Dayanamazsın diye mi? 8 sene ortak. 8 sene. Ben daha 2 gündür buradayım. Bayağı büyük bir şey yapmış olmalı. Neydi suçu? Soygun, cinayet. Ama hiç kabul etmedi. Hiçbir zaman ben yaptım demedi. Biri üstüne mi atmış yani? Kim biliyor muydu? Yanarak öldü. Bir operasyonda. Ne biliyorsa onunla yandı. Ramiz? O ne biliyor peki? Ezel Bayraktar, ziyaretçin var. Bahar Tezcan. Bir şey olmaz. Geçti. Pansuman ha? Vallahi ben tek başıma gitmem ama biri elimden tutar götürürse o başka. Sen mi bilirsin? Hani sonra Şebnem kapatıyorum. Abi. Yanlış adamı vurdum Tefo. Yanlış adamı vurdum. Ezel vuracaktım. Mağara sarmış iyice. İş bitti. Cengiz içeride. Hala kıza içeriden mektup yolluyor. Bunun bağrı bırakacağı falan yok. Yalan hepsi. Oynuyorlar bunlar benimle. Bok yoluna gitti Cengiz. Kusura bakma abi ama sen Ramiz'den kurtulmak için satmadın mı Cengiz'i? En zorunu ben yaptım. En büyük ödülü de ben alacağım. Alamazsam kimse alamaz. Aslında yasakmış. 2 dakika verdiler. Bahar dedim ki Cengiz oradaysa anlamasın diye. Cengiz nasıl? Alışık. Çok titizdir o. Yatak yorgan filan. Her şeyi de yiyemez. Ülser var midesinde. Eşan sen yanlış adamı çağırdın galiba. Ben Ezel. Cengiz içeride ama istersen onu versinler sana. Hayır. Bana Ezel'i versinler. Ne zaman verecekler? Mahkemeye kadar kalmalıyım. Şimdi ters bir şey yapmasın bize. O çok çalışan kafasını çalıştırmasın. Casus olarak girdin yani. Ali demişti zaten. Ben hiç senin gibi birini tanımadım Ezel. Ben tanıdım. O kız mı? Hani geçmişteki. Ama ben hapse girsem o beni ziyarete gelmezdi. Unutur devam ederdi yolda. İyi ki beni tanımışsın o zaman. Evet. Sen de beni üye ucuna alıyorum. Beni kullanıyorsun yani. Daha tam değil. Kullanacağım onu söz. Thank you.
bakıyorsun. Sana bakıyorum. Birbirimize bakınca garip bir şeyler oluyor Yaşar. Eskiden belki bir önceki hayatımızdan eksik kalan bir şeyler var sanki de. Onları tanımlıyoruz. Ne o? Aşk mı? Aşk. Nefret. Bitmeyen her şey. Sonu fena biter ama o dediğinin. Harcarız birbirimizi. Göze alıyor musun? Sonsuza kadar yaşamak isteyen kim? Sen? Sen alamıyor musun göze? Görüşme bitti. Söyle. Bir şey söylemeye geldim. Mahkemede söyleyeceğim şey var ya. Söylemezsem Cengiz kurtulabilir. Ama söylersem girer bir daha da çıkamaz. Ya yapamazsam Ezel? Ya onu orada görüp yalan söyleyemezsem? O zaman birbirimizi harcamamıza gerek kalmaz. Ezel. Çünkü beni bir daha göremezsin. Ezel. Ne yapacaksın Eşya? Doğru olanı mı yapacaksın? Yapmak istediğini mi? Bilmiyorum. Yine buradasın Ezel. Çünkü intikam almak... bitmeyen soruların cevaplarını almaktır. Ama bin bir oyun da oynasan, gerçek çıkmayacak saklandığı yerden. Gerçek oyunun parçası olmaz. Oyun bitmeden öğrenemeyeceksin istediklerini Ezel. Çıkaracağız seni buradan. İnanıyorum. Sen söyleyince yapıyorsun. Evdekilere göz kulak ol. Çünkü gerçek, umutsuz bir insanın son şansıdır. Saat kaç oldu? Hani sabah çıkacaktı? Çıkan çıktı, bir terslik falan olmasın Ali. Yok yok, merak etme. Kavuşacaksın şimdi sevgiline. Bahar, Ezel'le bir yerlere gitsenize. İkinize de iyi gelir. Ha? Yok, ablamı bırakamam ben. Çok da düşkündür ablasına. Bu aralar biraz kızdırıyor beni ama... dünya bir yana, o bir yana. Biz beraber her şeyin üstesinden geliriz, değil mi?
Geldi. Ne tesadüf. Ben de buradan geçiyordum. Geçmiş olsun. Bir ay bir şey de geçti gitti işte. Dışarıda olmak da iyi yani ha. Hadi gel, yemek hazırladık. Can da bekliyor seni. Okey. Ama önce bizim çocuklarla bir selamlaşayım. Onlar bırakırlar beni eve. Geleceğim ya. Hemen geleceğim, merak etme. Kaçırmam yemekleri. Gelmeyecek misin? Görüşürüz. Ne kadar mutlular, değil mi? Hadi ama ya. Amma yavaş yürüyorlar. Bana bak. Boynunu atlamayacaksın değil mi? Ay yok canım. O kadar özlemedim ki. Ya dayanamayacağım. Bu kadar ilgi göreceksem arada gireyim ben böyle. Yok canım. Ben hatırlatırım sarılarak sana her gün. Kamil. Sakın atlayayım deme üstüne ama. Hoş geldin. Hoş bulduk. Patron, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi biraz izin veriyorsunuz. Kime? Ha, siz rahatınıza bakın. Hanımefendi buyurun. Başına iş açacak. Her şeyi planladı ama Bahar'la olan şeyi planlamadı. Olsun ya. Bu kez de plansız olsun. Belki böylece Eyşan'ı da unutur. Zor muydu orada hayat? Kötü davrandılar mı sana? Yok. Pek konuşmak istemiyorsun galiba oradan, ha? Senden konuşmak istiyorum daha çok. Bana verecek bir haberin var mı? Var tabii. Mesela yeni bir kursa yazıldım. Sonra senin ofisine gittim bir kere. 40 saat bulamadım tabii. Sonra... Gitmedin değil mi doktorum? Böyle mi anlaştık biz? Ne fark eder ki? Bir ay kadar bir şey. Şu günleri atlatalım, hemen gideceğim, söz. Hem beraber gideriz. Daha önce de söz vermiştin. Bir ay az zaman değil Bahar. Bir sürü vakit kaybetmedik mi şimdi? Gidemedim yalnız. Sen var ya... Hayatımda tanıdığım en inatçı kadınsın sen. Seviyorsun ama inatçı kadınları, kabul et. Kabul et hadi. Bak zor tutuyorsun işte kendini gülmemek için. İçeri girelim mi? Ablan öldürecek yoksa bizi. Evet ya, biraz daha girmezsek zaten tedaviye bile gerek kalmayacak. Bahar. Ya tamam, şaka yaptım. Hadi. Da yeni çıktı. Ders çalışırken yanında beni istiyor.
Yarın yine hapse gireyim deme sakın, tamam mı? Bakacağız. Verdin mi bir karar? Ne kararı yavrum? Hı? Yine ne kararı? Eyşan. Mahkemede yapar mı yapmaz mı emin değil. Doğru mu? Hayda. O nasıl iş şimdi? Eyşan. Ben adam öldürdüm. Adam. Nasıl oldu anlatayım mı? Yastığı dayadım başa. Kafayı dayadım yatağa. Böyle yakından çat. Öyle anlaştık Ali. Herkesin iyi olduğu işi yapacak. Aynen öyle. Sen de yalan söyleyeceksin. Ne demek lan karar vermedim daha? Bağırma. Bahar'la can duyacak. Sen ne diyorsun Bay Cazibe? Yapmayacak mı bir numara? Kandıracak bir şey, bir söz, bir vaat. Bana yaptığın gibi. Bir ima var ama kaçırdım galiba. Hani bana söz verdin ya. Nerede? Bekliyorum. Önce bir mahkeme olsun isterseniz. Önce bu işi yaptık mı yapmadık mı bir görelim. He? Öyle değil mi? Abi yazık bana. Yazık. Yemin ediyorum bana yazık. Hep böyle tilkileri buluyorum. Sonra mal gibi yapıyorum ne diyorlarsa. Bir daha yapıyorum, bir daha yapıyorum. Kimse zorlamadı seni Ali. Sen beni hala anlamadın. Cengiz suçsuzsa kim lan suçlu? Kimi arayacaklar ha? Sizi mi yoksa tetiği çeken adamı mı? Benim lan o, ben. Yapmayacağım demedim. Ya yapamazsam dedim. Evet bayanlar baylar. Duyuyor musun? Duymuyor musunuz? Şimdi duyuyor musunuz? Benim kerpeden çıtlamaya başladı. Ben tamamım arkadaş. Tamamım ben. Ben yapacağımı yaptım. Yaptım, bir daha yaptım. Sen de yapacaksın. Mahkemeye gideceksin. Kendi işini yapacaksın. Yalan söyleyeceksin. Sen de sözünü tutacaksın. Tamamdır, benden bitti. Yoksa başlarım. Sana da başlarım, Eyşan'a da, Ramiz'e de. Bitti! Ulan insan hep aynı yerde bulur mu lan kendini? Ali! Beni memnun edeceksiniz. Yoksa hepinizi afiyetle... Ne kadar iyi bir ekibiz değil mi? Ali'yi yabana atma. Sinirlenince gözü hiçbir şey görmez. Kör biriyle baş etmek zor değil. Benim asıl korkum sensin. Neden korkuyorsun benden? Benden vazgeçeceğinden. İzin verme o zaman. Şimdi yakaladım seni Ezel Bayraktar. (Gülüyor)
Yattı mı kızım benim? Evet baba. Geç oldu, hadi yat sen de. Yatmadan kızımı bir göreyim dedim. Bayağı da bir şeyler oldu değil mi son günlerde? Öyle. Ya tam dedim kızım kendine şöyle bir aile kurdu. Artık sıyırdı bu alavere, dalavere karanlık işlerden. Talih işte. Şu sizin Ezel. Bir çıktı ortaya. Her şey karma karışık oldu değil mi? Ezel'le ne alakası var şimdi? Bilmem. Sen söyleyeceksin babacığına. Baba ya, yorgunum. Senin söyleyecek bir şeyin varsa söyle yatalım. Senin babacığına diyecek bir şeylerin yok mu? Ha? Hem biliyorsun, bu işleri sen önce bana söylerdin. Övünmek gibi olmasın ama bu işleri sana ben öğrettim. Hangi işleri? Şimdi Cengiz'e oynadığımız oyun gibi işleri. Hem de eski usul. Serdar usulü. Tavada alık. Almıştın babacığının oyununu. Haber vermeden bir başına şimdi oynuyorsun. Yanlış mıyım? Kafanda neler kuruyorsun bilmiyorum ama Allah aşkına in aşağıda kur. Gitsin Cengiz, gelsin Ezel. Baba! Hiç fena fikir değil vallahi. Helal olsun. Bu adam yüklü. Cengiz de miadını doldurmuştu. Bravo. Aferin kız. Anlat bakalım şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bu konuştuklarımızı unutuyoruz. Yataklarımıza yatıp uyuyoruz. Bir daha da evimde asla böyle şeyler konuşmuyoruz. Eşan. Kızım sen beni ne sandın? Ben olayı ucundan tanırım. Bu oyunlar benim oyunlarım. Ben olmadan olmaz. Söyle şimdi ne yapacağız? Bak, acıdığım için kalmana izin verdim burada. Şimdi hemen çıkıp gideceksin. Eğer gitmezsen Ali'yi çağır, o çıkartır seni. Bir daha da giremezsin. Anladın mı? Ucundan. Hap 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 hap. O kadar da uzun boylu değil. Biz de burada böyle durmayacağız herhalde. Durma zaten. Çık hemen odamdan. Çık hemen. Eşim, bak sonra çok pişman olacaksın. Oldum. Oldum bile. Ama seni yanıma aldığım için pişman oldum. Çık şimdi odamdan. Ne zannettin sen? Eski Eşan mıyım ben? Çık hemen şimdi. Çık. Bir daha da gelme odama. Alo, Ezel. Tamam, dert değil. Dert değil Eyşan, ben hallederim. Kimseye bir şey olmayacak. Sen şimdi güzel güzel uyu. Ben halledeceğim. Serdar, durmuyor yerinde. Bunu ver. Dursun. Senin şimdi buraya dönmen doğru mu dayı? Burası 40 yıldır benim evim yeğen. Hani o eski kaleler gibi. Bazen veririz ama sonra mutlaka geri alırız. Ben benimkini geri alamıyorum dayı. Sen benim yapamadığım, yapamayacağım işleri yapıyorsun yeğen. Gene içeri girdin. Zor iş. Cengiz'i orada göreyim istedim. Acı çektiğini göreyim dedim. Onun yerine bizim çocukları patakladın değil mi? Cengiz öyle görünce... Bilmiyorum dayı, garip bir şey oldu işte. Kendine acır gibi acıdığın arkadaşına değil mi? Arkadaşım değil o benim. Gerçeği söyleyeyim mi dayı? Bazen diyorum... Hani basıp gitsem... Vazgeçsem intikamdan. Söyledim işte. Ne durduruyor seni? Sen. Kafamdaki sen. Diyorsun ki adalet ne olacak?
Ömer'i öldürdüler. Kim cezalandıracak suçluyu? Sen ne diyorsun peki? Ömer ölmedi diyeceğim ama yalan. Ömer öldü. En kötüsü de ne biliyor musun? Ömer bir daha istese de dönemez. Bir tek annem var. Onun dışında kimse. Ömer diye çalınca kapıyı, almayacak beni içeri. Ömer'i özlemedin mi sen de? Özlüyorum. Özlüyorum ya. Hele dönüp şöyle bana bir bakışı vardı. Böyle. Özlüyorum, çok özlüyorum. Nasıl bir bakış o? Sana güvenen, sana inanan. Öyle bir şey mi? Benimle iftihar eden. İftihar eden benimle. Öyle bir bakış. Dediğim gibi dayı. Ömer öldü. Uyandırdın mı? Kararını vermişsin ha? Kaybeden tarafı seçmişsin. Bir şey seçmedim ki. Kötü bir şey söylemedim ki ben. Ben sadece beni de alın aranıza dedim. Ben bu işleri iyi bilirim. Fazla bir şey de istemem ki. Sağ ol. Sen tek başına mısın? Şu adamlar yok mu sende? Orkun Çelikbilek, Tunç Karakaya, Barış Gencel. Bunlar yok mu? Olmaları gerek. Çünkü hepsi sensin. Ya sen bunları nereden? Orkun Çelikbilek'in Kastamonu'da ailesi var. Kayınbiraderi peşinde. Tunç abinin 10 yıllık cezası. Polis peşinde. Barış. Bu Barış Gencel. Onu arayanlar bir bulsa hemen cezasını kesecekler. Ha bir de Serdar olarak sen. Aile babası. Sen şimdi bunların hepsinin adına mı konuşuyorsun? Ya sen şimdi kimsin sen ya? Polis misin sen? Ben polis olsam seni alır götürürüm Serdar. Götürmeyeceğim. Seni öldürüp de ne yapacağım? Hakkındaki gerçeği biliyorum ben. Başkaları da bilsin ister misin? Hani şu seni arayan zatlar, onlara haber verelim ister misin? Kızlarını anlatayım ister misin ya da hayatını, hayatlarını? Saniye saniye ortaya koyayım ister misin Serdar? Cevap ver. Yok istemem. İkna olmadım. Git de durdu gitme. Ne istersen yapacağım. Ne istersen yapacağım söz. Ne istiyordun sen bizden? Ben sizden bir şey istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Ben bir şey bilmiyorum. Bırakın beni. Yokum ben. Ben bittim yokum. Thank you.
Hakkında bildiklerimi söyledim. Yakında o da bir hamle yapar. Takip et. Yarın bitecek. Başlıyor. Sanık Cengiz Atay, Kalkaya. Halim Atay ve Sultan Atay'ın oğlu Cengiz Atay sen misin? Evet, benim sayın hakim. 18 Nisan 2010 gecesi Recep Parlak'ı kendi evinde bilerek ve planlayarak öldürmekle suçlanıyorsun. Bu suçu işlediğini kabul ediyor musun? Hayır sayın hakim, ben suçsuzum. Az önce çıktı ablam. Başlamış mıdır? Ya böyle hiçbir şey yapamamak ne fena. Bir haber çıkar çıkmaz arayacaklar. İki adet delil söylediğinin aksine işaret ediyor. Birincisi mübaşir. Ölüm vaktinde bu bıçak maktulün elindeydi. Üzerindeki kan sana ait. Bu nasıl oluyor? Tuzak kurmuşlar sayın hakim. Ben o bıçağı başka bir yerde kullandım. Başka birini daha mı öldürdün? Sessiz olun. İkinci delil. Bu kırbaç maktule ait ama senin arabandan çıkıyor. Üstünde maktulün kanıyla beraber. Bu nasıl oluyor? Koymuşlar oraya, ben almadım. Tuzak kuruyorlar sayın hakim, bu çok açık. Korkarım açık olan başka bir şey daha var Cengiz Bey. Müdafaanın başka tanığı var mı? Evet hakim bey, başka tanığımız var. Eyşan Atay. Ezel nerede? Evi kolluyor, Can'la beraber. Kendi aranızda konuşmayın. Bu tarafa lütfen.
Mahkum edebilirler mi? Her şey hazırlıklı olmak lazım. Çok saçma. Yani tamam Cengiz abi mükemmel bir adam değil ama yani öyle mafya gibi eve girecek, adam öldürecek falan olacak şey değil. Adalet her zaman adil olmuyor Bahar. Ey Şen Atay, doğruyu söyleyeceğini namusun ve vicdanın üzerine yemin ediyor musun? Ediyorum. Sanıkla olan yakınlığını anlatır mısın? Cengiz benim eşim. Can diye de bir oğlumuz var. Olay gecesi yani 18 Nisan gecesini hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyorum. O akşam Cengiz Bey sizinle miydi? Soruyu duymadınız mı Eyşen Hanım? Duydum. Cengiz o akşam benimleydi. Evdeydik. Ertesi gün bir seyahate çıkacaktık. Cengiz her şeyi ayarlamıştı. Cengiz Bey mi önerdi seyahati? Evet. Biraz da ani oldu. Bize de sürpriz oldu. O akşam yemek hazırladım, beraber yedik. Yani o akşam hiç dışarı çıkmadınız mı? Cengiz, yemekten sonra benim bir işe uğramam gerek dedi. O ne ya? 11 gibiydi. Arabasıyla çıktı. Eşan ne diyorsun sen ya? Sessiz olun. Bir daha sakın açmayın ağzınızı. Ne zaman geldi sonra hatırlıyor musunuz? Söylemek zorundayım. Doğruyu söylemek zorundayım. Eşan. Saat kadar sonra Cengiz geri geldi. Elbiseleri çamur olmuştu. Gömleğinde kan vardı. Sonra hepsini yaktı. Bana da kimseye söyleme dedi. Kimsin ya sen? Özür dilerim. Babam gelince hep beraber oynayalım, tamam mı? Tamam. Eğer gelmezse sen git getir ama. Olur mu Ezel abi? İş için gitti. Hala gelmedi. Kaç gün oldu? Ezel, ne oldu? Nefesim daraldı. Böyle daha iyi değil mi? Ezel? Ezel? Davalı Cengiz Atay, Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesi gereği kasten adam öldürmek, yetkilileri aldatmak ve delil saklamak suçlarından müebbet hapis cezasına mahkum edilmiştir. Kimsin sen? Sen kimsin? Bitmedi daha. Duydun mu beni Eşan? Bitmedi. Ben Ömer değilim. Bitmedi daha. Eşan duydun mu?
yani değil mi? Bitti. Nasıl dayanacak Ezel? Ne yapacağız şimdi? Dayanacağız. Bırakmayacağız. Eyşan kuvvetlidir. Atlatacak, merak etme. Cengiz abiyi göremeyeceğiz mi bir daha şimdi? Yani gelmeyecek mi bu eve? Orada kalacak. Hayatın sonuna kadar Ezel, düşünsene. Cengiz abi katillerin yanında. Katil gibi. Tek başına. Sence o yapmış olabilir mi gerçekten? Ezel? Ne fark eder? Nasıl yani? Var mı öyle bir ihtimal? Bilmiyorum, var, ne bileyim ben. Cengiz yapmaz bana sorarsan. Ama kimseyi tanımıyoruz zaten. Kimi gerçekten tanıyoruz? Onu öğrendim ben bu hayatta. Ben seni tanıyorum. Ne zamandır? Kaç ay oldu biz tanışalı Bahar? Ne kadar tanıyorsun beni? Nereden biliyorsun bir gün kalbini kırmayacağımı? Sana güveniyorum çünkü. Bugüne kadar beni hiç yarı yolda bırakmadın. Bıraktın mı? Ya bir gün bırakırsam? Bırakmazsın. Ben onun sözünü veremiyorum. Sen nasıl bu kadar emin oluyorsun? Seni senden daha iyi tanıyorum demek ki. Sana senden daha çok güveniyorum Ezel. Sana senden daha çok inanıyorum. Fena mı? Değil, hak etmiyorum. Yıllardır kimse inanmıyor bana böyle. Ne kadar garip bir şey oldu benim hayatımda. Ne oldu? Nefesim aldım. Tam boğulacak gibi oluyorum. Bir tek senle nefes alıyorum. Her şey oyun. Her şey oyun. Tek sen gerçeksin.
Abla? Ablacığım bir dakika bekler misin? Nasıl hissediyorsun Ezel? Kazandın. İntikam için her şeyi feda ettin. Sonunda ilk intikamını aldın. Nasıl kutlayacaksın şimdi? Bu büyük zaferini. Kimle paylaşacaksın bu müjdeli haberi? Anne. Oğlum. İyi misin Ömer'im, iyi misin oğlum? İyiyim, iyiyim. Bir şey yaptılar mı sana içeride? Yok yok. Merak etme. Yeni çıktım. Cengiz. Cengiz. O içeride. Cinayet işledi dediler. Ömer. Doğru söyle bana. Sen mi yaptın bunu? Ha? Bu intikam için mi? Sen mi attırdın Cengiz'i içeri? Da bana yaptılar anne. Anne. Ezel. Oğlum. Çok merak ettik evladım. Allah düşürmesin bir daha. İyi misin? Geçti gitti Mümtaz amca. Oldu bir hata işte. Dikkat et be evladım. Cengiz ne oldu? Mahkemesi bugün diye duyduk ama. Cengiz'i mahkum ettiler Mümtaz amca. Müebbet. Yok mu evladım bunun bir delili, ispatı? Cengiz adam vurmaz. Yanlış yapıyorlar. Elimizden geleni yaptık ama kuvvetli deliller var. O mu yapmış yani? Babacığım sen bir anneme bak istersen. Fena olmuştur şimdi. Abimi hatırladı ya. Heba etme oğlum kendini. Allah'tan umut kesilmez. Bakarsın çıkar yeni bir şeyler. Ne bileyim yeni deliller. Nasıl oluyor Mert? Birinden nefret ediyorsun ama bir sürü güzel anın da var. Onlar da yalan değil. Seviyorsun da. Sonra nasıl katıksız nefret edebiliyorsun? Vazgeçiyorsun abi sevmekten. Bütün güzel anıları da siliyorsun. Silemezsen? Silemezsen. Silemezsen abini yeteri kadar sevmiyorsun demektir. Ben de öyle bir durum yok. Biri gitti. Sırada kim var? Eyşan. Ezel abi. Hani ben şimdi karışmıyorum ya.
Söz ver abi bana. Karşılarına çıkacağım hepsinin. Nasıl adamsınız siz diyeceğim. Nasıl harcadınız benim abimi diyeceğim. Söz ver abi bana. Tamam. Hakkındır. Mert. Ömer şimdi yaşasaydı, bu yaptıklarımızı görseydi, nasıl hissederdi? Sana demiştim abimi tanımıyorsun diye. Abim yaşasaydı Cengiz'e hiçbir şey yapamazdık. Bakar mısın abi? Bir mektup gelmişti abi. Sen okumuş adama benziyorsun abi. Şunu bir okur musun bana? Allah için oku abi. Babamdan gelmiş. Ver. Allah razı olsun abi. Sağ ol abi. Allah ne muradın varsa versin. Tamam dur. İnşallah herkesin sağlığı selameti yerindedir. Senden bir istirhamım olacak. O dediğim arkadaş geldiğinde git yanına. Tanıyor musun sen bu arkadaşı? Tanıyorum abi. Otur arkadaşın yanına. Bu mektubu ver. Okur musun diye. Oku sen abiciğim. Tam buraya geldiğinde çıkar emanetini. Bir dakika. Şimdi batır bir küçük baldırını. Çekmeden. Oku abicim, oku. Yaşamak istiyorsan oku. Ederse bitir işini. Yok sessiz duruyorsa sonra öteki dayının selamı var. Dayının selamı var. Abla, babamı gördün mü? Eşyaları da yok, almış her şeyi. Cüzdanım da yok. Baktı burada ekmek yok, gitmiştir. Herhalde. Daha iyi. Bir de onunla uğraşmayalım şimdi. Ali. Sen de git istersen. Sağ ol. Ezel aradı mı? Alo? Eyşan. Eyşan dur. Kapatma ne olur dur. Eyşan niye yaptın? Ha? Niye? Başka biri değil mi? Para mı? Yoksa benden sıkıldın da ondan mı? Hı? Niye?
Burada beni bıçakladılar. Mutlu musun? Soktular baldırıma bıçağı. Nasıl? İyi mi? Hı? Mutlu musun? Ömer'den beter olacağım burada. Onun düşünü mü alıyorsun yoksa? Eyşan? Bir şey söyle. Bir şey söyle adi! Bir şey söyle! Bir şey söyle! Öldürecekler beni burada! Öldürecekler beni burada, bir şey söyle! Hadi beyler. Mutlu musun ha? Hadi sonra konuş. Hadi hadi bırak işini. Bir şey söyle ya. Bir şey söyle. Bari sesini duyayım ya. Sesini duyayım bari. Olmaz böyle haksızlık ya. Ben mutlu olacaktım ya. Ben canlı olacaktım. Mutlu olacaktım ben ya. Hadi bakalım, bu kadar yeter, hadi. Bir şey söyle ya. Eyşan. Eyşan. Anne. Babam mı geldi? Yok canım. Uyu hadi sen. Gelince beni uyandırır mısın? Tamam. Uyandırırım. Kim söyledi? Ben bilmiyordum buraya geleceğimi. Ne yaptın? Üstüme alıcı bir şey mi koydun? Ne yaptın? Motorun sesini duydum Ali. Pencereden baktım. He. Zaferimizi kutlamaya mı geldin? Öyle zaferin içine. Sen hayatımıza girdiğinden beri burnum boktan çıkmadı lan benim. Benden önce keyfin yerindeydi yani. Her şeyi karıştırdın. Herkesi birbirine düşürdün. Var sende bir şey. Ben daha ilk günden dedim. Var bir şey sende. Dedin. Dedin. Sonra da benimle işbirliği yaptın. He? Sen alay et de. Alay et sen de, alay et. Ama bundan sonra her şey benim istediğim gibi olacak. Sok Allah aşkına o silahı yerine Ali. Ne arıyorsun? Bunu. Konuş. Söylemem istediğin özel bir şey var mı? Var. Söz verdiğin şeyi yap. Adam ol, adam. Bahar'a söyle gerçeği. Eyşanlıyım de. Söyle yeter. Gerçeği söyle. Gerçeği.
Oğlum böyle söylenir mi? Manyak mısın sen? Söyle! Yeter! Çıkıp gideceğim lan hayatınızdan! Sıkıldım lan ben katil olmaktan! Söyle, söyle, söz verdiğin şeyi yap, sözünü tut. Tut sözünü. Ezel? Bahar, merak ettim, bir sesini duyayım dedim canım. İyi yaptın canım. Ablamlar da yattı şimdi. Sen ne yapıyorsun? Yorgunum. Sana bir şey diyecektim. Ali bana geldi. Yarın seni dışarı çıkarayım diyecektim. İstersen sen bana gel. 12 gibi. Yalnız Ali durmadan içiriyor beni. Yarın da çıkamazsam... Bil ki suçlusu Ali. Görüşürüz. Tamam. Bir daha bana silah doğrultursan... onu kullanman gerekecek. İyi geceler. Şeyler olacak biliyorsun. O kadar taş oynattın ki yerinden. Sen bile tutamazsın artık hepsini. Biri bir şey yapacak. Senin bile öngöremeyeceğin bir şey. Biri koparıp tasmasını saldıracak üstüne. Yakında. Abi tam olarak ne bekliyoruz biz burada? Bunu. Ezel'e de bak. Yeter Ezel'e baktığımız. Bundan sonra kendi işimize bakacağız. Sen bunu Bahar'a mı vereceksin? Doğru iş mi abi bu yaptığın? Çakmışım doğru işe. Bugüne kadar neyi doğru yaptık da bunu doğru yapacağız lan? Sen Bahar'ı doğru seviyorsun abi. Onu doğru yap. Tefo, ya sus ya da in arabadan. Koşudan geliyor bu saatte. Eve girmeden de mektuplarına bakıyor canım. Çok canını yakarsın böyle abi. Yansın be Tefo. Yansın da olayı anlasın biraz. Aptal aptal peşinden gitmesin. Gelir birazdan. Kapa o zarfı, koy şunu posta kutusuna. Tefo, kardeşim Tefo değil. Çok sevdiğim Tefo değil. Zırt pırt hayatımı kurtaran Tefo değil. Adamım Tefo. Koy şunu kutuya. Aferin, çok güzel koydun. Şimdi bak şu köşeye kim çıkacak? Bak, şu güzelliğe bak. Mahvolacak kız. Seviyorsun abi sen bu kızı. Böyle olsun ister misin? Ben yapmıyorum bir şey.
Ezel'in işi. Ya ille de öğrenecekse git sen söyle abi. Ya yanında ol, düşerse tut, ne bileyim, böyle olmaz be abi. Yok. Dayanamam. Böyle nasıl dayanıyorsun abi o zaman? Biz dayı değiliz abi. Biz öyle adamlardan değiliz. Biz oyun oynamayız. Abi, ya biz birini öldüreceksek bile suratına bakarız. Dayı değiliz biz. Bizimle oynarlar, biz oynamayız. Çok geç be Tefan. Asıl şimdi bir şey yapmazsan çok geç olacak Ali abi. Ya bak biz katiliz. Tamam biz köpeğiz de. Ama bizim de bir haysiyetimiz var abi. Biz sevdiklerimizi koruruz. İsterse düşmanımız olsunlar, biz sevdiklerimizi koruruz Ali abi. Erkencisin. Bir bakayım dedim size. Sana. İyi misiniz? İyiyim. Ablam canı okula bıraktı, ben de işte. Koşmuyordun sen ne zamandır? Ya bayağı bir şey değişti benim hayatımda da. Konuşalım bir ara. Tamam. Ali abi, yani Ali, ben Ezel'le beraberim ya, mutluyum onunla. Ama seninle arkadaş olduğum için de çok mutluyum. Sen koruyorsun beni, yanımdasın. Seninle konuşabildiğim için de çok mutluyum. Ben de Bahar. Ben de razıyım yani en azından. Ver tutayım şunları kapıyı açarken. Sağ ol. Bahar. Ezel'e ben bırakayım seni, olur mu? Aslanımsın be Ali abi. Sana da aferin be Tefo. Yine bir felaketi taca attın. Bekleyemedin. Bahar yerine ben çıkıp duruyorum değil mi? Neyse, uzun sürmeyecek o. Gelsin. Bahar gelecek. 12'de. Biliyorum. Kardeşim ya, haberim oluyor. Gizli bir şey değil ki Ayşen. Bu işi bitirmek istiyorum. İkimizi. Başka türlü hayat istiyorum artık. Nasıl türlü? Oğlumla. Dürüst, basit, aşksız. Cengiz bok yoluna gitti yani. Yok. Cengiz hak etmediği bir yere gitmedi. İnan bana. Otel işimiz ne olacak? O da bitecek. Her şeyim ipoteklenmiş. Geri almak istiyorum. İstemiyorum seninle otel işini. Senin hayalin de ama o. Artık değil. Şimdi hayalim oğlumu adam gibi yetiştirmek. Kendimi adam gibi yetiştirmek. Düzgün yaşamak. Ben seni bozarım diye mi korkuyorsun? Ezel, o kadar akıllısın. Nasıl anlamıyorsun anlamıyorum. Sen beni değil, ben seni. Ben seni. Bir tane adam yok hayatına girip hayatını mahvetmediğim. Bak Cengiz'e. İleride sensin, o anlasana. Beni koruyorsun yani. Kendimi koruyorum. Hiçbir erkek o kadar umurumda değil.
Ömer de mi değildi? Ne olur Ömer'in adını ağzına alma. Bırakalım bari öldükten sonra kurtulsun bizden. Onun farkı neydi diğer erkeklerden? Ömer yumuşacıktı. Hayatta her şey o kadar sert ki. Düşeceğiz diyorsun yani sen. Ben zaten hep düşüyordum Ezel. Ömer benim düştüğüm yerdi. Yumuşacık bir insandı. Benim gibi değildi yani. Senin ne olduğunu bilmiyorum. Ama ayrılmak istiyorum. Hiç beraber olamadık ki Eyşan. Olduk. Hem de çok güzel beraber olduk. Sen ne yaptın biliyor musun? Ben bırakmışım kendimi yıllar önce bir yerde. Basıp gitmişim. Sen beni getirdin bana. Bak dedim bunu unutmuşsun. Dediğin anda ben sana aşık oldum. O yüzden gitmek istiyorum. Daha ne? Gelecekten korkmanın sırası mı şimdi? Ömer'in yerini tutamam belki. Tutamazsın çünkü izin vermem. Sen kendini lanetlemişsin Eyşan. Sen birisini sevdiğin zaman onu öldüreceğini zannediyorsun. Öldürüyorum zaten. Bilerek. Lanetlemedim. Böyle bir şeyim ben. Beni öldür. Beni öldürmeyi dene. Belki önce ben gelirim senin hakkından. Bu mu yani? Aşk böyle mi? Biri ölecek mi illa? Ben seni bahardan alacağım. Niye? Bunun için mi? Kaçıyor musun şimdi? Baban gibi. Sonra ne olacak? Karşına bir kurban çıkınca onun da kanını emmeyeceksin. Ha? Bu yüzden gitmek istiyorum. Ömer'in yüzünü görmek istemiyorum artık. İstemiyorum. O ne demek? Mahkemede. Cengiz'i değil, Ömer'i gördüm. Artık bitsin istiyorum Ezel. Artık gitsin. Kurtulmak istiyorum, çıksın gitsin istiyorum. Benden kaçmıyorsun Eşen. Sen kendinden kaçıyorsun. İstemiyorum. Ne istiyorsun? Doğruyu söyle, ne istiyorsun? Fazlası var. Öyle kötü bir şey yapıyorsun ki. Durdur beni. Durdur beni. Pişman olacaksın. Ne istediğini söyle. Söyle. Seni. Sakın! Hadi bırak! Çekil! Ali tamam. Götür beni! Tamam, bak.
Tamam, yavaş. Gerçeği saklayan hepiniz, dikkat edin. O gerçek kocaman deli bir dalga. Alır götürür sevdiğiniz her şeyi bir gün. Cengiz Atay! Misafirin gelmiş. Bıçaklanmadan gidebilecek misin? Kim ki? Dayın gelmiş. Başka kim gelecek ki? Tamam, geliyorum. Gerçeği isteyen herkes, gerçek acı verir. Yalnız yapar insanı. Damat, nasılsın damat, görüşmeyeli? Çizmişler ilk günden. Niye geldin Serdar? Alay etmeye mi? Olur mu damat? Ne münasebet? Anlatmaya geldim. Neyi? Gerçeği damat. Gerçeği.